Herkese selam arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bayrama hazırlık videosu çekiyorum. Yani aslında bugün bayramın ikinci günü. İlk günü çekmedim zaten insanların kurbanlık kesimi falan filan derken. O yüzden çekmek istemedim. Ve bugün sizlere çekiyorum. Benim gibi bayrama yatarak geçiren var mı? Aranızda lütfen yazın yorumlara. Çünkü ben yatarak geçiriyorum. Hiç bayram heyecanı yani sıfır. Hiç yok. Çünkü yapacak bir şey yok. Yani nasıl söyleyeyim? Çocukken daha eğlenceliydi. Şeker topluyordun, heyecanı vardı, oyunlar falan oynuyorduk. Şimdi büyüyünce sanki hiçbir zevki kalmamış gibi geliyor bana. Benim için sadece bayram açlıkları. Sadece bayram açlığı benim için beni mutlu ediyor. Şimdi size bayramlıklarımı göstereyim arkadaşlar. Çok sıcaklandım. Bir banyoya gireceğim, hazırlanacağız. Hemen gösteriyorum. Hop. Bu üstü arkadaşlar. Zaten bir önceki videomda, hazırlık videomda göstermiştim ben sizlere. İşte altına da işte bir pantolon arkadaşlar. Bunu da videomda göstermiştim. Dedim ki ne, ya bayrama giyerim ya günlük hayatta giyerim demiştim ama ben bayramı bekledim. Ve iki tane çorap. Şimdi onları giydikten sonra seçeceğim. Beyaz mı yoksa gri rengi mi? Evet. Bu şekilde. Şimdi ben banyoya gireceğim. Onun için almam gereken malzemeler var. O şekilde şimdi gidelim. Alacağım malzemeleri, alalım, banyoya girelim. Çıkalım ve devam edelim. Evet, şimdi arkadaşlar dolaptan alacağım birkaç bir şey var. Şimdi saç kremini alıyorum. Duş jelini alıyorum. Bu da saç spreyi. Urban'ın. Ya biliyorsunuzdur, çoğu kişi tabii ki biliyordur bunu. Ve alttan bir tane şu saç tarağımı alıyorum. Şuna şuraya koyayım hemen. Ve kesemi aldım. Başka alabileceğim bir şey yok. Ondan sonra tekrardan bakarız. Şey alacaksın mı? Neyi? Saç toniği. Yok, almayacağım, bu kadar. Okay. Banyodan sonra görüşürüz arkadaşlar. Çok sıkıcı bir gün. Ben şimdi banyoya gidiyorum. Evet arkadaşlar, ben şimdi banyodan çıktım ve bu şekilde giydim bayramlıklarımı. Sizce nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Yani şu pantolon bana çok bol geliyor ve kemeri de çok rahatsız edici açıkçası. Çünkü hemen çıkıyor kemer. Ama olsun, sıkıntı yok. Yine de güzel oldu diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Güzel oldu mu sizce? Şimdi banyoya girip çıkınca o kadar çok rahatladım ki, çünkü banyoya girmeden önce aşırı terliydim, halsizdim, bitkinim. Zaten ilk girişimde falan zaten belli oluyordur orada. Ama şimdi kendime geldim ve rahatladım. Bu şekilde bakın, ellerimde de kıyafetime uygun oje var. Şimdi geçenlerde şöyle göstereyim hemen size. Şu oje almıştım. Göstermiştim hatta size videomda. Dedim bu, ay yok pardon, kırmızı. Pardon. Şu ojeyi almıştım. Demiştim ki ne, bayram kıyafetime uygun diye bunu aldım ama aslında uygun değildi çünkü. Ben beğenmemiştim çünkü kıyafet pembe, onun rengi cırtlak kaçacak diye elime uygun bu şekilde tatlış pembiş bir oje aldım. Bu daha iyi olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi arkadaşlar saçımı kurulayacağım, ondan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben şimdi saçlarımı kuruttum. Ama tek sıkıntı benim bu pantolonum. Niye? Çünkü inanılmaz derecede çok bol ve rahatsız oluyorum. Kendi kemerini çıkarttım zaten. Siyah kemer taktım. Ama ona rağmen çok felaket bir şekilde düşüyor üstümden. Çok aşırı bol. Bayramdan sonra mutlaka bu pantolonu terziye verip yaptıracağım. Ama bugün bu şekilde idare etmem lazım. Şimdi ne yapacağım demiştim, söyledim mi? Unuttum diyeceğim şeyi. Ha, dişlerimi fırçalayacağım. Ondan sonra işte saçımı falan yapacağız sizinle birlikte. Bitmiş. Var mı, bana da yeter mi? Bir şey söyleyeceğim. O niye burada? Ne bileyim, annem koymuş. Genel banyoya da hep bir tane koyuyor. Hem mutfakta mı, banyoda? Evet arkadaşlar, şimdi sizinle birlikte saçımı yapacağız ve şimdi size yapacağım saçı göstereceğim. İnternette TikTok'ta görmüştüm. Bana gönderdin mi ki? Hatta short videomda vardı. Ablama işte yemek falan yiyorduk oradayken o saçı. Ve hatta farklısını yapacağım. Şöyle sesi kısayım da göstereyim size hemen.
Bakın. Ya nerede? Niye açmadı? Sesi kıstım değil mi? Sen bana gönderdin mi? Aha. No. Ha, TikTok'tan ya, göndermişsin. Şunu yapacağım mesela, şimdi açılır. Bakın. Ya bu saçı yapacağım. Bu şekilde. Ve topuz yapıyor. Bu çok tatlı oldu bence. Veyahut da bu saçı yapacağım arkadaşlar. Bakın. Bu da bağlıyor. Arkadan alıyor. Bu şekilde örüyor falan. Bunun ikisinden birini yapacağım. Evet arkadaşlar. Az önce sarı saçlı olan kızın saçını yapacağız. Hemen onu yapalım. Şimdi saçımı falan tarayın. Yeter bence bu kadar. Sonra tekrardan üstüne geçeceğiz. Şimdi bu iki yerden saçımı buradan alacağım. Ayıracağım. Çünkü biraz fazla oldu tabii ki ama. Şuradan alıyorum. Bakın burada zaten saçları falan görünüyor. Çok basit saç ve çok tatlı oluyor. Gerçekten çok beğendim ben bunu geçen yaptığımda. Bayağı bir hoşuma gitmişti. Dedim bunu da aynısını bayramda da kendime yapacağım demiştim. Şimdi şöyle hemen ayıralım. Daha üstten yapacaksın ha, aşağıya. Aşağıdan bağlama bağlarken. Tamam. Bakar mısınız? Çok çirkin oluyor. Cidden öyle oluyor ama. Özendiğim için bundan oluyor. Sen hele bir saçlarını yap, ondan sonra açalım videoyu. Ne dersin? Bence de saçlarımı yapayım, ondan sonra zaten videoda gördünüz. O şekli yapacağım arkadaşlar. Saçın çok basit olmasına rağmen bakar mısınız ya? 2-3 oldu saçıma dolanması Dogon'un. Yemin ederim sinirim bozuldu. Arkadaşlar saçımı yaptım. Saçım oldu ama biraz şurası biraz yüksek, burası biraz alçak oldu ama sinirim bozuldu. Çünkü kaç sefer denedim bu saçı yapmak için. Ama saçı yaptım. Ama nerede bir yerde hatam var. Videoda, sarı saçlı kızın videosunda saçı arkadan almıştı. Hemen arkadan. Ama ben tuttum, önden aldım. Bu da büyük başarı olsun. Arkadan alıp yapmayacağım. Böyle kalsın istiyorum saçı. Daha fazla bozmak istemiyorum. Bu şekilde kalsın ama biraz şurası beni sinirlendirdi açıkçası. Çok yüksek duruyor. Belki onu düzeltebilirim. Ama olsun arkadaşlar, saçı tekrardan denemek istemiyorum. Çünkü gerçekten bu tarafı yaparken bile çok yani uzun sürdü. Kaç kere saçımın burası dolandı. Bu şekilde oda gibi kalsın istiyorum. Ama güzel oldu bence. Vallahi sinirim bozuldu böyle. Zaten dedim burayı mahvettim. Koydum ya. Of. Bugün var ya çok şanssız bir günümdeyim. Cidden sinirden alacağım şimdi bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim ya Resulallah. Allah. Geçen var ya cidden bu saçı bir saniye hemen o kadar uzun bir süre 2 dakikada hallettim ya şunu. Şu an hazırlanıyorum ya cidden sinirim bozuldu. Tokalar da elinde patlıyor. Bu da gene biraz yüksekte gene ama olsun. İner o belki. Tamam. Bu şekilde. Arkadaşlar şimdi makyaj merasimine geldik. Yani bu video benim için bayram hazırlık videosu gibi gelmedi. Çünkü niye? Bu video bana nasıl sinir krizi geçirilir videosu gibi geldi. Şimdi şey süreceğim. Dermokil. Bunu. Bu. Bir de bunlar. Önce yeter. Kadar. Çok fazla bir şey yapmaya gerek yok. Hafif bir şey süreceğim. Onu sürmesen de olur. Zaten senin cildin çok iyi. Leke kremi bu. Lan yüzünde leke mi var senin? Evet var. Ciddi olamazsın Esra. Ciddiyim var. Arkadaşlar şu yanağımdaki leke değil mi şimdi benim? Sivilce. Ve sende çıkıyor geri gidiyor. Ama leke o. Lekesi kaldı. Sivilce de lekesi sen kaldı. Benim... Neyse yüzümü görmedin herhalde. Benim yüzümde daha çok leke var. Çok güzel cildim var. Ablam öyle. Abla valla benim şeyimi beğendim ben. Yemin ederim. Niye? Ablamın maşallah dediği şey yemin ederim 3 saniye yaşamıyor. Ama ne yapayım mesela beğenmeyeyim mi? Bir şey mi beğeniyor cidden o mahvoluyor. Cidden yaşamıyor maşallah dediğin şey. Bir kere benim bana dedi ki Nesra ne güzel senin cildinde hiç sivilce çıkmaz falan filan. Hemen sivilce bitmeye başladı artık yüzümde. Çıkıyor da 2 gün sürüyor, ondan sonra da geçiyor.
Ya sadece bu değil tabii. Ablamın birçok şeyde bana nazar değdirdiği var. Lan bilerek mi yapıyorsun sanki? Şey, beğendiğimden söylüyorum. Beğendiğimi söylemeyeyim be. Ama senin beğendiğin şey hiç saniye yaşamıyor. Beğenme mümkünse. Tam mesela çok çirkinsin diyeyim. Bundan sonra seni hiç övmeyeyim. Hiç sana iltifat falan etmeyeyim. Ne dersin? Olabilir. Tamam. Makyaj yapmakta çok fazla aram yoktu zaten, beceremiyorum da. Burayı da mahvettim şimdi arkadaşlar. Ablacığım, bebeğim sana bir soru soracağım şimdi. Şimdi hangi göster bu şekilde? Başladık gene. Bunu mu, bunu mu takayım? Ama ben bunu bayağı da takamıyorum çünkü zincir yoktu. Dün akşam ablamın kolyesinin zincirini aldım, sen alabilirsin. Ama büyük ihtimalle bunu takacağım. Bak çok tutmadım seni. Ben de bunu takacağım. Evet, bence de bu. Papatyayı çok takıyorum. En çok taktığım papatya ama bu aralar hep bunu takmak istiyorum. Çünkü bu kolyeyi seviyorum. Ay çok tatlı. Ay bu kolye var ya. Ay şu an beğeniyorum şu an kendimi. Ama papatya küpeleri takacağım. Aslında papatya ve papatya uyumlu olacak ama ben bu kolyeyi takmak istediğim için bunu takmak istiyorum şu anda. Evet arkadaşlar. Siz de sıkıldınız değil mi? Sıkıldım ben. Sıkıldım. Evet. Bakın. Nasıl oldu? Çok güzel oldu değil mi? Bu şekilde hazırım. Şimdi gel ablacığım. Şimdi hemen çantamı hazırlayacağım ama biraz şey taktım sanki. Bunu düzeltmem lazım birazdan ya. Yamuk durdu. Şöyle durması lazım. Ama ters kayıyor. Onu düzeltirim birazdan. Şimdi gel. Ablacığım şimdi çantamı... Bekle. Ya şuraya yaslandım. Petekten üstüme su geldi. Olsun birazdan değiştireceksin zaten üstünü. Gel. Şimdi şuraya hazırlayacağız arkadaşlar. Terliğim ıslandı. Şimdi karar verelim. Bu çantayı mı takayım dışarı çıkarken? Bu çantamı. Ama tatlı durdu gibi. Yoksa bunu mu takayım? Diğerini tak. Bence de diğer değil mi? Hı. Olmadı. Bunu takayım ama bunun içine hazırlayalım arkadaşlar. Yaklaş abla sen de biraz. Bunun içinde ne var işte? Darin kolonya var, ıslak mendil, yine ıslak mendil, peçete, küçük bir tarağım var. Çünkü bunun içindeki bazı şeyleri bunu alacağım arkadaşlar. Bakalım ne var içerisinde. Cüzdanım, evet cüzdanım alalım. Fotoğraf almaya gerek yok. Rujlarımı bence alayım mı ki? Burada al. Tamam, peçete falan var. Bunu da koyarsam çok ağır olur gibi ama olsun koyacağım bunlar. Tabi sığarsa. Bir tane de özel ihtiyacım var arkadaşlar. Hemen onu koyalım. Hemen bunu koyduk. Tabi hepsi sığacak mı ki? Sığar. Tamam, sığacağız. Evet. Çanta biraz tıklım tıklım oldu değil mi? Tuhaf durdu. Yo. Ha? Parfüm çıkart içinden o vücut spreyini. Değil mi? Gerek yok ona. Bir kere sıkarsın. Şöyle sıkayım ben önce. Bitti. Bu da bitiyor zaten. Şimdi daha iyi oldu. Şimdi çoraplardan hangisini giyeyim? Beyaz. Beyaz olan mı? Tamam. Altıma da beyaz Converse'lerimi giyeceğim arkadaşlar. O şekilde hazırım. Şimdi bunu da halledelim. Yoksa şeyi mi giyeyim? Aslında beyaz Converse'ın altından görünmeyecek değil mi? Evet. Bu şekilde hazırım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada videonun başında bayramınızı kutlamadım. Çünkü bugün kutla. Şu an videonun sonunda kutlamak istedim. Bu şekilde sesleneyim. Sizlere o şekilde kutlamak istedim. Hepinizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah bu günleri tekrar görürüz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.